DMM Medya kanalından herkese merhaba. Ben Gökhan Burer. Video çekimi hakkında püf noktalarını örneklerle gösterdiğimiz video serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde kutsal üçlemeyi ele alacağız. Kutsal üçleme mi? Ben öyle diyorum. İlk bölümde yayın formatlarından bahsetmiştik. Türkiye'deysek 25 kare çekim yapıyorduk. Onun altını çizdikten sonra peki bu kutsal üçlü ne? Aşağıdan abone olduysanız intro sonrasında anlatalım. Kutsal üçlü videonun görüntü kalitesini belirleyen 3 ayara benim verdiğim isim. Bu 3 ayarı olabildiğince dengeli bir şekilde ayarlayarak aslında videomuzun kalitesini belirliyoruz. Bu 3 ayar enstantane, diyafram ve ISO. Önce ISO'dan başlayacaktım, geriye doğru gidecektim ama geçen bölümde FPS oranlarını anlattığımız ve az önce altını çizdiğimiz için enstantaneden yani kameradaki sıralamasıyla başlamaya karar verdim. İlk konumuz enstantane yani shutter. Geri döndük videomuzda üstünden geçmiştik bunun ama örneklerle daha detaylı bir şekilde anlatalım. Örnek görüntüler için ne çekeceğimizi planladık. Kısa film gibi yapalım dedik. Öncelikle enstantane hızımız videomuzun kare hızıyla aynı olmalı. Yani 25 karede çekim yapıyorsak 1/25 olmalı. Şu an mesela 1/25'te çekim yapıyoruz. Elimdeki bulanıklığı görüyorsunuz. Zaten örneklerle göstereceğiz bunu. Geri döndük videomuzda yine söylemiştim. Herkes iki katı olmalı diyor diye. Bu videoyu yaparken göz gezdirdim. Yeni çekilmiş videolarda da aynı şeyi söylüyorlar. Ona bir türlü anlam veremedim. Şimdi canlı örneklerle devam edelim. Görüntüdeki atlamalı gibi olan kısımları görüyorsunuz. Aynı zamanda herhangi bir yerinde videoyu dondurduğumuzda da o karenin çok net bir şekilde göründüğünü görüyoruz. Atlamalı gibi çekmesinin sebebi her kareyi net bir şekilde kaydediyor olması. 1/50'ye düştüğümüzde herkesin örnek verdiği gibi az da olsa motion blur yani hareket bulanıklığı etkisi artıyor. Yani hala bir şeyleri net görmeye devam ediyoruz. Biraz motion blur oluyor. 1/25'e düştüğümüzde ise işler daha da güzel hale geliyor. Çünkü gerçek gözle görülen görüntü ortaya çıkmaya başlıyor. Bu örneklerde şunu görüyoruz. Çektiğiniz şeyle ilgili olarak enstantane hızınız değişebilir. Mesela sabit bir konumda olabildiğince sabit duran bir nesneyi çekiyorsanız o zaman enstantane hızınızın hiçbir önemi yoktur. Ya da olabildiğince sabit bir şekilde mesela güneşin altında çekim yapıyorsunuz o zaman ND filtreye ihtiyacınız olmadan çekim yapabilirsiniz. Bu konuya da geleceğim. Şimdi 1/25'te çekerken de şöyle bir olay oluyor. Aşırı hareketli çekimlerde motion blur etkisi daha da artmaya başlıyor. Bu sefer herkesin önerdiği gibi İki katına çıkmayı deneyebilirsiniz. Bu sefer de şöyle bir sorun olmaya başlıyor. Yani 1/50'de de çekseniz, 1/100'de de çekseniz, 1/25'de de çekseniz görüntünüz çok aydınlık. Yani siz kameranın daha az veri kaydetmesini istediğiniz için daha fazla perde açık kalıyor ve daha fazla ışık alıyor. Bu ışığı karartmak için de ND filtreye ihtiyacınız var. Burada ekstra bir masraf çıkıyor. O yüzden ben enstantane konusunda şunu yapmanız gerekir demeyeceğim. Çünkü ne desem yine de ND filtreye ihtiyacınız oluyor. Ve ND filtre de para gerektirdiği için ben de telefonla bile kısa film olur, internet dizisi olur, YouTube videosu olur. Bunların çekimini savunduğum için yani telefonla bile çekebilirsiniz. Ekstra masraf gerektiren şeyleri önermiyorum. Daha önce bir videoda belirtmiştim. Bizim kameranın enstantane çarkı bozuk olduğu için genelde diyafram önceliğinde çekiyorum. O yüzden mesela geçen haftaki yayınladığımız vlog videosunda birkaç tane böyle kısım vardı. Onları da şu an ekranda görüyorsunuz. O yüzden en ufak bir harekette daha fazla örneklerde gördüğünüz etkiyi alıyoruz. Bizim açımızdan bunun pek bir önemi yok. Aynı zamanda iş yaptığımız yerler için de bunun pek bir önemi yok. Çünkü kimse umursamıyor. Biz de umursamamaya çalışıyoruz. Bu arada şunu hatırlatayım. Enstantane çarkı bozuk ama tam çalışmıyor değil. Yani çalışıyor ama kafasına göre çalışıyor. Ayarlanabiliyor uğraşırsanız ama uğraşmıyorum ben genelde. Tam bir profesyonel çekim yapacak olduğumuz zaman biz mesela terapi dizisinin teaser gibi onlar için de ekipman kiralıyoruz zaten. Kutsal üçlümüzün ikinci değerine geldik. Diyafram. Lensin bir perdesi var. O perde kapanıyor. Bu değer ne kadar yükselirse o kadar kapanıyor ve içine daha az ışık alıyor. Daha az ışık alırsa alan derinliği ortadan kaybolmaya başlıyor. Kamerada F değeri ile görünüyor. Genelde 2.8 ile çekiliyor. Çünkü en göze yakın alan derinliği 2.8 ile alınıyor. Aslında bunun da bir standardı yok. Telefonlardaki lens diyaframıyla şimdi kameralardaki aynı şey değil. Telefonlardaki standart mı oluyor? Telefonlardaki standart kameranın çektiği standart değil. Cep telefonu alan derinliği çok az olur.
Yani f1.8 alsan bile alan derinliği çok az olur. Çünkü sensör küçük. Zaten ışık almıyor. Yani alan derinliği yapacak kadar ışık almıyor. Normal internette reels çeken, işte hikaye çeken biri için telefonuyla çok önemli olmuyor. Yapay zekayla yapıyor telefonlar. Mesela iPhone'un sinematik modu da öyle. O yüzden mesela iPhone'un 13 Pro Max'te galiba ilk dönemler sinematik modunda bir sıkıntı varmış. Alan derinliği yaparken kenarlarda iz yapıyormuş. YouTube'da herkes alan derinliğini yüksek tutmak gerekiyor diyor. İşte arkası aşırı bulanık bir şekilde f1.8'de, f1.4'de çekim yaparak profesyonel video olacağını iddia ediyor. Ama aslında öyle bir şey yok. Yani bütün büyük yapımlara bakarsanız hepsinin özellikle geniş açılarında alan derinliğinin neredeyse hiç olmadığını görürsünüz. Bunun sebebi tamamen aslında profesyonel iş yapmayla alakalı. YouTube videosu çekiyorsanız YouTube'da genel algı nedir? Telefonlar alan derinliği yapmaz. Alan derinliği yapıyorsan profesyonelsindir çünkü kameran vardır, işi biliyorsundur falandır filandır. Bu böyle değil. Örnekleri gösterirken daha iyi anlayacaksınız. Peki düşük diyafram kullanılmaz mı? Kullanılır. Mesela televizyon dizilerinde bile f1.4 ile f1.6 ile f1.8 ile çekilen sahneler var. Kullanılıyor. Ama bunu her yerde yapmıyorlar. Çünkü dizilerdeki asıl olay mekanı göstermek. Yani size bir hikaye anlatmaya çalışıyorlar. Bütün amaçları bir hikaye anlatmak üzerine kurulu. Ama YouTube videosu çekerken böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Mesela konuşan benim, arka tarafta dikkatinizi dağıtacak bir şey varsa bunun blurlu olmasını ben tercih ederim şahsen. Ama şu an stüdyodayız. Ve buna ihtiyacım yok. Diyaframı düşürme ile ilgili konuştuk. Diyaframı açmayla da ilgili konuşalım. Bunu da çok acı bir şekilde öğrendim. Bir televizyon kanalına bir program çekimi yaparken güneşin altındaydık. Aslında altın saate çok yakındık. Güneş açısı çok iyiydi. O yüzden güneşte çekelim dedim. Ama ND filtre olmadığı için motion blur etkisini kaybetmeden görüntüyü karartmayı tercih ettim. Bu kötü bir tercihti ve görüntü kalitesini şu an görüyorsunuz. Bu kötü bir tercih olduğu için görüntü kalitesi de 4K çekilmiş olmasına rağmen baktığınızda 720p gibi görünüyor. Bunun da mevzusu aslında kameraya ne kadar ışık girmesini engellerseniz o kadar önce alan derinliği kayboluyor. Sonra daha da artırmaya başlarsanız aslında yapay olarak ışıklandırmışsınız gibi oluyor. ISO'da da bahsedeceğiz. ISO'yu çok yükseltince görüntü kalitesi bozulmaya başlıyor. Aynı şey diyaframı açtığınızda da oluyor. ISO çok yükselmiş gibi oluyor ve görüntü kalitesi bozuluyor. ISO düşük olsa bile. Burada mevzu yine aynı yere çıkıyor. Siz nasıl bir şey çekmek istiyorsunuz? Ve çekerken alan derinliğini ne kadar kontrol edebilirsiniz? Çünkü şöyle bir olay da var. Alan derinliğini ne kadar kısarsanız şu an f1.8'de çekilmiş örneği görüyorsunuz. Siz alan derinliğini ne kadar açarsanız, f değerini ne kadar düşürürseniz odak mesafeniz de o kadar daralıyor. Bu görüntüyü 50 mm'de çektiğimizi varsayarsak gözümdeyken odak burnum blur'a düşüyor gibi düşünün. Yani çok yakın bir odak mesafesi var. Bu da odağı kontrol etmeyi zorlaştırıyor. Diyafram değerini kısmak ya da açmak bu tamamen size kalan bir durum. Makinanıza kalan bir durum. Çünkü makinanız ne kadar iyi netleme sistemi varsa düşük diyaframda da o kadar iyi netleme yapar. Sizi kaçırmaz. Ben manuel çalışmayı savunduğum için manuel çalışıyorsanız o zaman da diyaframı optimum derecede açık tutmanız gerekir. Arkada yine bir alan derinliği alırsınız. Bunun yanı sıra güzel de bir görüntü alırsınız. Alan derinliği kontrol etmek deyince de hemen örnekler gelsin. Alan derinliğini kontrol etmek ne kadar uzaktayken ne kadar iyi alan derinliği yaptığı gibi değerleri görüyorsunuz. Şimdi standart olan f2.8 örneğine bakalım 35 mm ile. Şimdi daha sinema filmi gibi görüntü görüyorsunuz. Yani aslında yakalamak istediğimiz değer bu. Ama aslında tam olarak bu da değil, bu bile fazla aslında. Biraz daha az olursa çok güzel olur. Mesela f4 ile çekmiş olsak bu görüntüyü o zaman göze daha hoş gelen bir görüntü elde ederiz. Aynı şeyi bir de f5.6 ile görelim. 35 mm ile alan derinliğinin olayını daha da net görüyorsunuzdur. Alan derinliği ile ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Az önceki gibi telefon örneği verilebilirdi. Bu diyafram değeri ile ilgili şunu da söyleyeyim. Kameranızın sensörüne göre diyafram açıklığı ile elde ettiğiniz alan derinliği de değişir. Mesela şu an karşımdaki kamera f2.1 olarak görünüyor. Çaprazımdaki kamera da f2.4 olarak görünüyor. Ama bakarsanız eğer sizce öyle mi? Bence değil. Aynı şeyi eğer Fujifilm ile yaparsak o zaman alacağımız alan derinliği kesinlikle bundan daha fazla olacak. Bu sensörün çapı ile ilgili çekim yaptığım kameraların sensörü bayağı küçük. Yani aslında video kamera.
Yani fotoğraf makinesi değil. Alan derinliği f2.4 dese de aslında f2.4 değil. Bizim Fuji mesela 1.5 çarpanlığı bir APS-C sensöre sahip. Bu da görsellerle daha iyi anlarız. APS-C sensörünün yerini görüyorsunuz. Aynı şekilde orta format kameralarda Canon 200D gibi, Nikon D300 gibi, varsa öyle bir model bilmiyorum. Bu tarz orta format kameralarda daha fazla alan derinliği alırsınız. Asıl konunun en değişkenli olan kısmına gelelim. ISO ya da ASA ya da ISO. Bunların hiçbiri önemli değil. Bütün kameralarda ISO yazdığı için ben ISO olarak okumaya devam edeceğim. ASA yazdığını hiçbir yerde görmedim. ISO değeri videonun dijital olarak parlaklığının artırılması ya da azaltılması demek oluyor. 1600 ISO'da çekilmiş görüntü dendiği zaman dijital olarak aydınlığı artırılmış bir çekim yapıldığı anlamına gelir. Bu parlatmayı dijital olarak yaptığı için her kamera için değişen değerlerde yukarıya doğru çıktığınız zaman yavaş yavaş sensördeki hataları görmeye başlıyorsunuz. Sensördeki hataları görmeye başlıyorsunuz dedim. Çünkü sensörde her zaman hata vardır. Sensör normal çekimde de hata üretir. Ama siz ISO'yu artırdığınız zaman dijital olarak artırdığınız aydınlık aynı zamanda sensör gürültüsünü de dijital olarak artırdığı için onlar daha da görünür hale gelir. Bu ISO'yu nasıl belirlemeniz gerekiyor? Şu an elinizde olan kameranın ya da almayı düşündüğünüz kameranın özelliklerine bakarken orada Native ISO ya da Base ISO kavramını görürsünüz. Bu o kameranın en doğru pozlamayı yaptığı ISO değeridir. Siyahları en iyi şekilde ve beyazları en iyi şekilde gösterdiği ISO değeridir. Bu kameradan kameraya değişir. Terapi teaser'ını çektiğimiz Blackmagic'te Native ISO değeri yok. Onun yerine Dual ISO var. Yani çift katmanlı ISO. Bu şekilde çift ISO'lu makineler var. Aynı zamanda bizim Fujifilm gibi belirli bir aralığı ana ISO olarak gösteren kameralar da var. Şimdi belirli bir aralığı derken bu aslında tamamen ISO değerlerinin tamamını söylüyor ama şöyle bir olay var. Çok yüksek ISO'lara çıktığınız zaman bazı makineler kendi içinden o görüntüyü siliyor. Yani o görüntüyü kaydederken o görüntüyü kendisi siliyor. Bir nevi montaj işleminde denoise atmak gibi. Bu da daha önce denoise attıysanız montajda görmüşsünüzdür. Görüntüde garip bir pastel efekt atmışsınız gibi bir etki bırakır. Aynı şekilde örneğini de burada getireyim. Yani elinizdeki kamera neyse ya da almayı düşündüğünüz kamera neyse onun base ISO değerine bakarak çekimlerinizi ona göre yapabilirsiniz. Şöyle bir ayrıntı da vereyim. Mesela bizim kamera 400'den aşağı düşmüyor ISO'su video çekiminde. Fotoğraf çekiminde 100 ISO ama video çekiminde 400 ISO'nun altına düşmüyor. Bu da bizi şuna getiriyor. Gündüz çekimlerinde özellikle enstantanenin bu kadar yükseliyor olmasının sebebi aslında bir nevi en düşük ISO'sunun ne olduğuyla alakalı. Yani 100 ISO verse bu makine enstantaneyi 1/1000'lere kadar artırmam gerekmeyecek belki. Makine alırken bakmanız gereken şey sadece base ISO'su değil en düşük ISO'su kaç? O da alırken sizin için etkili olması gereken etkenlerden biri. Yine aynı noktaya çıkıyoruz. Her ayarda ve her çekimle ilgili şeyde söylediğim gibi aslında burada standart denebilecek bir kavram yok. Hiçbir zaman da olmadı. Standart olan şey sizin kamerayı bilmeniz. Çekim yaptığınız kameraya hakim olun. Ne çekmek istediğinizi bilin. Daha önce çok fazla deneme yapın. Bu denemelerde de bakmayı bilmeniz lazım. Bir görüntüyü açtığınız zaman o görüntüye bakmayı bilmeniz lazım. Aynı zamanda imkanınız varsa o görüntüyü de işlerseniz, renk işleminden falan geçirip işlenmiş haline bakarsanız o zaman daha da hakim olursunuz. Çünkü mesela patlıyorsa görüntü ne kadar patlama toleransınız var? Mesela Storylife'dan bir örnek göstereyim. Storylife'ın Muhammed El Açık bölümü. Burada arkası patlıyor. Bunu bilerek yaptık. Gölgeye oturttuk ve arkasına güneş vuruyordu. Pozlamayı da konuya göre ayarladık ki arkası patlasın. Bunu isteyerek yaptık ama montajda geri getirebildiğim kadarını geri getireyim dedim ve ortaya bu görüntü çıktı. Yani buradan da aslında ne kadar toleransınız olduğunu anlayabilirsiniz. Bol bol deneyin, hata yapın, o hataları düzeltmeyi deneyin. Ne kadar düzeliyor, ne kadar düzelmiyor, ne kadar gidiyor, ne kadar gitmiyor bunları görebilirsiniz bu sayede. Videoda bu kaçıncı tekrar etmemi bilmiyorum. Bu ayarları bir standarda göre değil, tamamen göz zevkinize göre yapıyorsunuz. Bir şeyi nasıl çekmek istiyorsunuz ya da seyirciye nasıl göstermek istiyorsunuz montaja bırakmadan kamera üzerinde yapmanızı sağlıyor. Kameranızı bol bol deneyin, çekimler yapın farklı farklı koşullarda. Sonra da profesyonel bir çekim yapacak olduğunuz zaman sınırlarınızı bilirsiniz. Farklı kameralara geçtiğinizde de az çok aynı şeyleri alacağınızı bilirsiniz. Ne kadar
yeni bir kameraya geçiyorsunuz ya da ne kadar farklı bir kameraya geçiyorsunuz, bunu da ölçüp tartmak lazım. Ben bunu dedim diye her kamerada da her ayar olacak diye bir şey yok. Mesela bir çekim yapacak oldunuz ve ilk defa o kamerayı elinize alıyorsunuz. Daha önce hiç o tarz bir kamerayla çekim yapmadınız. O zaman da ne kadar acil bir çekim olursa olsun, çekim öncesinde 1-5 dakikanızı 1-2 kayıt almak ve ayarları kurcalamak için kullanabilirsiniz. Bu kanalda elimden geldiğince farklı kameralarla nasıl görüntü alıyoruz, bunları göstermeye çalıştım çok önceden beri. Hep farklı kameralarla çekim yaptık. Canon M50 kullandık, Panasonic kullandık. 4K çekim yapıyorduk. Araya 1080 farklı bir kamera sıkıştırdık. Ekstra görüntüler aldık, kullandık. Genel olarak amacım size göstermekti. Aynı zamanda kendim de görmekti. Çünkü bir kamerayı alıp boş yere çekim yapacak mecalim yok. Genel olarak çekimlerde denemeye çalışıyorum. Bunu da olabildiğince YouTube'da da kullanmaya çalışıyorum ki siz de görün. Çekim yaparken özellikle YouTube'a ne kamera önemlidir, ne ışık önemlidir, ne de montajın ne kadar iyi olduğu önemlidir. Önemli olan şey sizin ne çekmek isteyip ne çektiğiniz. 4K çekmek, 8K çekmek bunlar pek bir önem arz etmiyor. Şu an aşağıdaki ayarlara bakacak olursanız bu videoyu 4K göreceksiniz. 4K olarak görmüyorsanız tıklayıp 4K seçeneğini görebilirsiniz. Hatta alıp bir bakabilirsiniz. O an neyle izliyorsanız, 720 ile mi izliyorsunuz, 1080 ile mi izliyorsunuz, onunla 4K arasındaki farkı bir görmeye çalışın. Bizim eski videolarla da aşinaysanız arada bir fark görmeyeceksiniz. Çünkü bu videoyu 1080p kaydediyorum ama 50 megabit kaydediyorum. Ben zaten 4K videolarda 24 megabitte çıktı alıyorum. Yani arada büyük bir fark görmeyeceksiniz. Hatta neredeyse hiç fark görmeyeceksiniz. Aslında kameranın kalitesinin çok büyük bir önemi yok. Önemli olan sizin montaj yaptığınız, render aldığınız bilgisayar. Bilgisayar ne kadar iyiyse o kadar iyi görüntüler alıyorsunuz. Neyle çektiğinize ya da nasıl çektiğinize önem vermeyin. Önemli olan şey çektiğiniz şey. Babam. Merhabalar, merhabalar. Kızım benim şu kazandıran ceketi getirsene ya. Merhabalar. Hoş geldin. Demek canlı yayın yapacağız ha? Tabii. Sonuçta padişahlıktan önceki son cumhurbaşkanıyım. Güzel olacak, güzel. Sen de çok enerjik duruyorsun bakıyorum. Ya şimdi çok enerjik duruyorsun yani. Onları geçelim de şey isteyeceğim, senden bir şey rica edeceğim aslında. Şimdi bizim birkaç tane problemimiz oldu biliyorsun, birkaç haber yapıldı falan. Onlara çok girmeyelim ya, olur. Tamam, sormayız. Birkaç tane haber yapmışlar, dernek kurmuşum Türklerle ilgili. O dernekten de işte yardımlaşma adına para aklıyormuşum, olaya bak. Buna kim inanır ya? Kim inanır abi? Benim sinirlerim bozdular. Neymiş? Çeçenistan'a mermi yardımı yapmışım. Abi adamlar aç. Ne var? Mermi göndermeyeyim mi? Ne olacak yani? Yani Ruslarla Çeçen arasındaki savaşta ben dahil olmuşum. Olmuyorum. Alt üstü adamlara mermi gönderdim. Neyse kızım şuradan sigaran ver hadi. Ver ver. Ya işte onlara çok girmeyelim. Biraz sinirlerim bozdu. Ya ama harbiden haklı değil miyim? Yani ben haklı değil miyim bu konuda? Benim Çeçen kardeşlerim orada aç. İki tane mermi göndermişim. İki kutu falan. Ondan sonra ya bak Türklük adına ben dernek kuruyorum. Niye? Türkçüyüz abi. Bunu kabullenmemiz lazım. Bir de yani ben padişahlıktan önceki son cumhurbaşkanıyım. Yani düşün. Seneye padişahlık olacak. E ne yapacaksın? Türklük olmak zorunda. Neyse işte o oralara girmeyelim. Yani ondan sonra rahat rahat akarız zaten. Ya bilirsin. Kızım, faturayı hallettik değil mi? Tamam. Şimdi faturayı da hallettiğimize göre, yani dediğim gibi yani şimdi anlaştığımız üzere de o konulara girmezsek eğer, benim arkadaşım var biliyorsun, şu başbakan yardımcısı. Biraz ona giydireceğim. Anlaştık biz zaten. Ben dedim ona, sana birkaç tane küfredeceğim, alınma dedim. Zaten biliyorsun genelde yan yanayız. Onlardan bahsedeceğim biraz. Ondan sonra genel gidişattan bahsedeceğim. Ekonomi falan filan yok. Ekonomiyi daha iyi hale getireceğiz. Padişahlık gelmesi falan filan ki destekliyorum aslında. Tamam, onları hallederiz. Sigaranı hadi söndür de. İnek ya bakayım. Adamın enerjisi beni mahvetti ya. Kızım ceket hazır mı?
Kareli olan. Ha, kazandıracak. Aynen. Tamam hadi gidelim. Lanet olsun. Sigarayı paradan düşerim abi. Düş ona göre. Sadece kameradaki görüntülere bakınca bile montajda çok fazla iş çıkacak gibi görünüyor. Bir de bunun film versiyonunu yaparsak sıçtık. Bu tarz şeyleri evde denemeyin. Bir şey çekerken genelde aynı ayarlarda devam etmeye çalışın ki montajda daha fazla iş çıkmasın. Bu izlemiş olduğunuz görüntülerde dikkat etmişsinizdir. Bazı planlar çok kalitesiz gibi görünürken bazı planların da kalitesi çok iyi. Bunun iki sebebi var. Biri 50 mm lensle 35 mm lensin markaları birbirinden farklı. O yüzden yani keskinlik oranları tutmuyor. 35 mm Fujifilm'in kendi lensi ve önerdiği bir lens. O yüzden kalitesi de gayet iyi. Lenslerden kaynaklı kalite bozuklukları var. Hem de videonun en başında söylemiştim. Olabilecek en iyi kaliteyi alabilmek için biz bu 3 değeri birbirine dengeliyoruz. Dengelerden biri bozulduğu zaman otomatikman ikincisi de bozulmak durumunda kalıyor. O zaman da kalite olumsuz yönde etkileniyor. Mesela enstantane yüksek örnek verebilmek için otomatikman ISO'yu da artırmamız gerekiyor ki görüntü bir görüntü olsun, yoksa kapkaranlık görüntüler çıkardı. Aynı şekilde diyaframı da artırınca otomatik olarak ISO'yu da artırmak gerekiyor. Bu da dengeyi bozduğu için kaliteyi olumsuz yönde etkiliyor. Bunu aslında söyledim, videonun içine de koydum, videoyu hazırladım, video bitti. Niye şu an yaka mikrofonuyla kaydediyorum? Normalde shotgun'la kaydediyordum. Yaka mikrofonu burada olduğu halde kullanmıyordum. Yaka mikrofonunun birinin kablosu kırıldığı için yaka mikrofonu almak durumunda kaldık. Az önce deneme yaptık. Canlı yayın gibi kayıt aldık, denedik. Mikrofonlar gayet güzel çalışıyordu. Bunu da bir kayıt örneği olarak yapıyorum. Hem ben de görmüş olacağım, hem göstermiş olacağım. İşte bak, işlemden geçince kalite bu kadar artıyor diye. Mikrofonların markasını soracak olursanız mikrofonlar Godox. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bu görüntülerle ilgili görüşlerinizi aşağıya yorum olarak bırakmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İş yoğunluğu olmadığı sürece her pazar videoya gelmeye devam edecek. Görüşmek üzere, hoşça kalın.